Sevgili seyirciler, şu anda Beylikdüzü Belediyesi'ndeyiz ve Beylikdüzü Belediyesi meclis üyeleri, AK Parti meclis üyeleri Beylikdüzü Belediyesi'nin Beylikdüzü'ndeki camilere yapmayı planladığı taziye evleriyle ilgili bir basın açıklaması yapacaklar. Ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mücahit Birinci'ye yöneltiyoruz sorularımızı. Sayın Birinci, nedir bu taziye evleriyle ilgili görüşleriniz? Bunun özü nedir? Anlatır mısınız? Biz taziye evleriyle ilgili bir maddeye geldiğinde Beylikdüzü Belediye Meclisi'ne biz bunu oy birliğiyle geçirdik. Taziye evleri nedir? Vatandaşlarımızın yakınları vefat ettiğinde acılarını ortaklaştırabilecekleri mekanlardır. Bu örf ve adetimizde vardır ve biz de bunu olumlu baktık. Oy birliğiyle geçirdik bunu. Ve fakat sonra bundan 7 ay süre geçti. Yani Beylikdüzü'nde taziye evleri namına tek bir çivi çakılmayınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha geniş imkanlarla bu taziye evlerini realize etme noktasına gitti. Ve bir gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu taziye evini yapmaya Evlat Camii'nden, Yakuplu Merkez Evlat Camii'nden başladı. Tabii bu İstanbul İl Müftülüğü'nün de yazısıyla hareket ediyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi, takdir edersiniz ki. Dolayısıyla bu çalışma başladığı anda birdenbire bu iş kıymete bindi yerel belediye tarafından ve yerel belediyenin bir takım parti örgütü mensupları ve aynı zamanda bazı meclis üyeleri sahaya gittiler, camiye gittiler. Caminin orada bir engelleme söz konusu oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine. Tabii hizmet noktasında engellemeden çok omuz omuza hareketin doğru olacağı kanaatindeyim ben Beylikdüzü ilçesinde. Fakat biz bunu belediye başkanından ve belediye başkanının ekibinden göremiyoruz. Beylikdüzü halkına bu 3 senelik hizmetsizlik zamanını unutturmaya çalışıyoruz ve zararı minimize etmeye çalışıyoruz. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve AK kadrolar olarak. Bizim yapmak istediğimiz bundan başka bir şey değil. Kaldı ki onların önerilerini yapamadıkları fakat meclise sundukları, bizim de oy birliğimizi alan önerilerini, tekliflerini realize etmeye çalışıyoruz biz. Yani onların önerilerini realize etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Buraya dikkat buyurun. Onlar bunu evet önerdiler. Güzel bir hizmet dedik. Omuz verdik. Fakat ama 7 aydır 8 aydır sahada yoksunuz. Yani meclisten kabul olmakla sadece bizim böyle sağ veya sol şeylerimizin havaya kalkmasıyla olmuyor bu iş. Evet. Dolayısıyla sahada bir iz bırakmamız lazım bizim. O önerinin sahada iz olmayınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilçe başkanlığımız, ilçe başkanımız ve meclis üyelerimizin vasıtasıyla sahaya indi. Projelerini yaptı, projeleri onaylandı ve dolayısıyla faaliyete başladı ve başlayacak. Yani o hizmet engellenemez. Şimdi daha önce bu konuyla ilgili belediye başkan ve yardımcısı veya ne diyelim vekili Ömer Çatır bu konuyu kaymakamdan onay almak için götürdüğünü ve orada da işte kaymakamın da bu konuyu yani sıcak bakmadığı yolundaki görüşleri vardı. Bu alanda şu anda ben sizin anlatımınızdan anladığıma göre bu proje Beylikdüzü Belediyesi'nin projesi ancak burada hayata geçiremediği için siz AK Parti meclis üyeleri olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçmesini mi sağlıyorsunuz şu anda? Şöyle diyelim. Proje tabi realize edilecek ve çizimleri hazırlanmış, imkanları, maddi imkanları, kaynakları ayrılmış bir şey varsa, teknik bir durum varsa projedir bu. Bu proje değildi. Bu sadece bir teklifti. Teklifti. Meclise gelen teklifi biz kabul ettik. Fakat bu proje haline döndürülemediği için biz kendi projemizi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha doğrusu projesini realize ediyoruz şu anda. Evet. Dolayısıyla biz bilmeyiz. Yani kaymakamlıktan onay alamamış, o taraftan öyle olmuş, bu taraftan böyle olmuş. Yerel belediye başkanıysan bunları halledebileceksin kardeşim yani. Bunları yapabileceksin. Bunları yapamadığın zaman elbette ki halk hizmetsiz kalacak hali yok. Senin bu becerememe durumundan dolayı halkın hizmetsiz kalacak huysun yok. Elbette ki halka biz AK kadrolar olarak hizmet götüreceğiz. Yani bu kadar. 2 kere 2 4 eder. Yani biz onun becerebilme ihtimalini bekleyemeyiz. Öyle bir lüksümüz yok. Evet. Biz sahaya iner gereğini yaparız. AK Parti belediyecilik anlayışını hepimiz biliyoruz. Sahaya iner gereğini yaparız. Bizim şeyimiz o kadar lafla olmuyor. Yani orada toplanarak bilmem ne yaparak değil. Fiil, proje, onay, ondan sonra da gidip sahaya bir an önce çalışmaya başlama. Yani bizim şey hizmet anlayışımız bu. Ayrıca şunu eklemek istiyorum. Evet. Geçen meclis toplantısında CHP Grup Başkan Vekili arkadaşım ilçe başkanımıza bir söz söyledi. O söz şudur. Dedi ki
İlçe bürokrasisi üzerinde işte tahakküm kurdu bu konuda dedi. Evet. İlçe başkanlığımızı bu şekilde itham etti. Biz de dedik ki seni dedik ispata davet ediyoruz. Bu konuda ispatla bunu. Evet. Bir şey itham ediyorsan, eğer siyasi etik ve ahlak sahibiysen bu iddianı ispatlamakla mükellefsin. Ha sen boş konuşan bir adamsan, boş konuşuyorsan, bu konuda da boş konuşmuşsan ispat hükümlülüğün yoktur. Yani bu artık herkesin malumuysa bu durum. İspat hükümlülüğünde yoktur. Şimdi bir söz söyledin. Sana yakışır mı? Söz söyledikten sonra bu sözün gereğini yapamamak, ispatlayamamak yakışmaz sana. Dolayısıyla biz ilçe başkanımızın ve ilçe başkanlığımızın faaliyet sahaları ayrıdır. Atanmış bürokratların, mülki amirlerin, işte müftünün, kaymakamın faaliyet sahaları ayrıdır. Evet. Fakat biz bir noktada hemfikir olup Beylikdüzü halkının menfaatine birlikte hareket edebiliriz. Evet. Eğer Beylikdüzü halkına hizmetse nokta, biz yerel bürokrasiyle birlikte elbette ki hareket ederiz. Beklenen de budur. Bu konuda iradeyi sergilemekten geri kalmayız yani. Ya biz bu iradeyi sergilerken, birlikte hareket ederken, omuz omuza hareket ederken isteriz ki CHP'li meclis üyesi arkadaşlar da belediye başkanı da bizlerle birlikte o hizmete omuz versin. Ya fakat illaki ben yapacağım tavrı yapamadığın bir olayda, 7 ay beklettiğin bir olayda doğru değildir. Ya derler ki adama şimdi mi uyandın, günaydın derler evet. Adama. Yani... Ama bu konuyla ilgili Ömer Şatır'ın açıklaması vardı. Diyor ki biz öncelikle il müftülüğü ve ilçe müftülüğü ile bağlantılarımızı oluşturduk. Bu projeyi sunduk. Bu projenin devamında da Kaymakam Bey'e gittik. Kaymakam Bey'e gittiğimizde bu diyor benim ispatlı şahitli diyor. Sayın Kaymakam çok beğendi projeyi. Çok güzel olur ama bir de ben AK Parti ilçe başkanına İsmail Bey'e sorayım bu soruyu nedir diye bize cevap verince biz de diyor yani ne yapacağımızı şaşırdık diyor. Bununla ilgili acaba Sayın Kaymakam o günün kaymakamıydı ve şu anda burada yok. Acaba böyle bir şey söylemiş midir sizce? Arkadaşlar tabii bunlar spekülasyon. Yani nasıl söyleyeyim? Bunlar dedikodu. Dedi, o dedi, bu dedi, şu dedi. Böyle oldu, yan yattı, gemi battı. Mazeret. Arkadaşlar bu makamlar mazeret üretme makamları değil. Evet. Mazeret üreteceklerse, bunu başaramıyorlarsa gereği var ya. Bunun gereğini yaparlar. Ondan sonra bırakırlar, giderler. Evet. Şimdi bak 2019'da zaten bırakmak zorunda kalacaklar bu gidişle. Ya ben bunlardan sürekli mazeret diyorum. Bunların genel merkezleri de bu şekilde. Yani evet. CHP parti grubu işte bu referandum şeylerinde oylamalarında ne oldu, ne hale geldiğini gördük meclisin. Bunlar tarafından ne hale getirildiğini. Dolayısıyla zihniyet bu. Zihniyet bir şey yapmak değil ki. Zihniyet bir şey yapmak değil. Bakın ben geçen gün bir şey paylaştım arkadaşlar. Şimdi bu zihniyeti ortaya net bir şekilde koymak için bunu iyi idrak etmek lazım. Şuna bir bakın. Gösteriyorum bak. Ne diyor burada? Kamerayı. Bakın evet. Kamera görebiliyorsa. Evet. Boğaz Köprüsü'ne hayır diyor. Yazmışlar bunu. Kim? CHP örgütü. Bakın. Boğaz Köprüsü'ne hayır. Bu 1972'lerde çekilmiş bir fotoğraf. 71'lerde. Evet, doğru, tamam. Evet, İstanbul'da evet. Çekilmiş bir fotoğraf. Boğaz Köprüsü nedir? Şu anda hep beraber kullandığımız, şu anda İstanbul'a yetmeyen ve yetmediği için de ekstra köprüler yapılmış, alttan geçilmiş denizin altından. Bu tür bir hizmettir Boğaz Köprüsü. Ya buna hayır diyen bir zihniyet. Fark eden bir şey yok ki. Değişen bir şey yok ki şu anda da. Evet. Şu anda da hala rigid duruşları, o gezi sürecinde unutuyor muyuz gezi sürecini? Gezi sürecinde bunların da körüklediği o olaylarda ne oldu? Ne dediler? 3. Boğaz Köprüsü'ne hayır. Havalimanına hayır. Ondan sonra Kanal İstanbul projesine hayır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, 3. Boğaz Köprüsü'ne hayır. Ondan sonra Körfez'deki o Osman Gazi Köprüsü'ne hayır. Çanakkale'de yapılacak köprüye hayır. Ya arkadaşlar bu şekilde memleket idare edilmez ki yani. Dolayısıyla bu zihniyetin tezahürüdür şu anda Beylikdüzü'nde yaşanan. Ha şöyledir. Hizmet yoktur, imajı vardır sadece. Şu anda imajla yürüyoruz. Yani işte kedi evlerini açmak, pati parklar yapmak güzeldir. Onlar da olsunlar tabii yani. Onlar da olsunlar. Konserler düzenlemek, onlara da itirazımız yok. Zamanlamasını ayarlanmak kaydıyla. Şehitlerimiz olduğu gece konser yapılmasını doğru bulmuyoruz. Ama diğer zamanlarda olabilir. Yani eğlencede vatandaşlarımızın hakkıdır. Buna karşı değiliz. Fakat sadece bu makyaj çalışmalarıyla Beylikdüzü hizmet görmüş olmaz. Hani senin 3 köy 3 meydan projen nerede?
Yerlerinde yerler istiyor. Bakın görün meydanlar var mı? Ortada yok. Hı. Beylikdüzü'nün içinden geçen tramvayla alakalı bir sürü iddiada, beyanda, vaatte bulunmuştun. Hiç o da yok. Dedin ki ondan sonra ya tramvay yapmak bizim işimiz mi dedim falan filan. Açık beyanım var. Beylikdüzü'nün ortasından tramvay geçireceğim dedin İstiklal Caddesi gibi. Hani nerede yok? Ya Cumhuriyet Caddesi'nin yayalaştırma projesi var. Daha çivi çakılmış değil oraya. Hı. Anlatabiliyor muyum? Ya ne yaptı bu? Hangi proje yaptı? Teras Park AVM yaptı. Bu konutlar var ya şeydeki Vira projesi. Evet. Orayı yapıyor. Bu tür müteahhitlik faaliyetlerine hız verdi evet Beylikdüzü'nde. Arsa satışlarına hız verdi. Arsa satışı yapıyor. Kardeşim sen şimdi bu hizmetsizlik tarafında reyini nereden oradaki kürsü konuşmalarına bakmayın arkadaşlar. Kürsü konuşmaları bir gösterge değil. Önemli olan yapılmış fiile bakın. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Evet. Sen kürsüde çok pişkin bir şekilde bizim beyanlarımıza rahat bir şekilde, rahat gözükerek cevap verirsin. Ya o senin yetiştirilme tarzınla alakalı bir şeydir. Evet. Ona biz bilemeyiz. Ona biz karışamayız. Fakat sahadaki icraat ve iş görüşün başka bir iştir yani. Sahadaki icraatın ve iş görüşün kabiliyetinle, yönetim anlayışınla alakalı bir şeydir. Ama biz onu göremiyoruz. Yani biz her zaman söyledik. Beylikdüzü gerçekten bir arsa ofisi şeklinde idare ediliyor. Sahaya bakışları bu arkadaşların budur. Beylikdüzü halkı 2019'da bu yönetimden kurtulacaktır. Bak bunun başka alternatifi yoktur bunun. Bu yönetimden behemal 2019 seçimlerinde kurtulacaktır. Zamanında yapılırsa her seçimler. Önce de yapılma ihtimali olabilir ama 2019'dur şu anda. Vatandaşımız bu yönetimden kurtulacak malıdır, kurtulacaktır. Evet, şimdi ben bu basın toplantısından anladığım şu ki 7 ay önce hayata geçirmesi planlayan Beylikdüzü Belediyesi bu projeyi sadece dillendirdi, hayata geçiremedi ama ondan sonra yapamadık, edemedik. Evet, yok ilçe başkanımız yok şimdi. O yaptı, yok bütün bu yaptı. Camilere Büyükşehir Belediyesi taziyevi yapacak mı şu anda? Şu anda pilot cami Yakuplu Evlat Camii'dir. Çalışmalar devam etmektedir. Diğer camilerle alakalı da projeler hazırlanmıştır. Evet, Büyükşehir Belediyemiz sahaya girmiştir o noktada. Dolayısıyla vatandaşlarımızı bu hizmetle buluşturmaya kararlıyız. Konuyu siz de takip edeceksiniz. Takip edeceğiz tabii yani. Evet. Ya burada kavga etmenin de manası yok. Nezir Bey, Allah aşkına yani. Evet. Hakikaten bu kadar boş işle zaman kaybetmek, ilçeye zaman kaybetmek demektir. Ya bırakın yapamıyorsanız şu omuzumuzdan çekmeyin biz artık yani. Evet. Biz gerçekleştirelim bu işleri. Bir tane orman arazisi vardı şeyde. Yine hasırcıların oradaki orman arazisi. Dediler ki işte dernek vasıtasıyla götürelim bilmem ne yapalım falan filan. İşte bunu vatandaşlarımıza kazandıralım. Ya insaf, vatandaşlara dernek vasıtasıyla yer kazandırılır mı? Derneğin hitap ettiği siyasal görüşü, sosyal bakış açısı dar ve sınırlıdır. Biz dedik ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi gelsin yapsın dedik orayı. Evet. Her kesimden vatandaş ne istiyorsa hangi görüştense gelsin faydalansın oradan. Evet. Yani takdir edersiniz ki İstanbul Büyükşehir'in imkanları mı yoksa buradaki bir derneğin yönetim anlayışı imkanları mı? Vatandaşımız tercih ederler. Bakın ben inanıyorum CHP seçmeni de bu tercih iki tercihi sorsan sulsan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya. Kurumsal kimlik çünkü İstanbul evet. Büyükşehir Belediyesi. Dernek yönetimi hangi telden çalarsa orada o şekilde oynayacak diye bir durum yok. Kurumsal, kanuni bir teşekküldür. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tercih edilir. Evet. Bu kadar basit. Evet sevgili seyirciler, Mücahit Birinci AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mücahit Birinci'ye sorduk. Ve bize verdiği cevapta Beylikdüzü Belediyesi taziye evlerini yapamadı. Biz bu konuya el attık ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmeti getireceğiz dediler evet, ve hizmetinde sözünü, hizmetinin evet, evet. Bunu takip etmeyen de sözünü verdi. Evet, biz Beylikdüzü Gazetesi olarak sizlere canlı haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Ben Nezir Karayün, hoşça kalın, dostça kalın. Teşekkür ederiz.